Bir yandan tabii e, yansımaları ne olur, erken seçim bekleniyor mu, açıklamalar bu tarafta, Beştepe'den gelen, uçumdan gelen, bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde durum ne, bunların hepsini konuşacağız. Sözcü TV muhabiri Altan Sancar bizlerle birlikte. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum seni tabii. Teşekkür ederim Altan. Tabii siyasete geçeceğiz ama yayından önce de seninle konuştuğumuz gibi tabii ki e, senin de talebin bu yönde, insanlığımızı, vicdanımızı unuttuğumuz günlerden geçiyoruz. Çocuklarımızı bebeklerimizi koruyamıyoruz, hayvanlarımızı koruyamıyoruz. Bir bir katliam, bir bir şiddet olayı yaşıyoruz. Öncelikle bununla ilgili söylemek istediğin cümleler vardı, onları alayım, sonrasında çözüm süreci iddiasına geçelim. Şimdi sadece şöyle bir soru sorarak başlamak istiyorum ben, yani kedileri, köpekleri ve aralarında bir de karga var bakın. Kargaları kargayı ilaçla öldürmüşler. Verilen ilaç ne biliyor musunuz? Hani onu belki hatırlatmakta fayda var. İlacın adını da vereyim. Keta Kontrol diye aslında özellikle yerel yönetimlere satılan bir ilaç bu. Bir ilaç şirketinin ilacı. 30 köpek, 14 kedi ve bir kargayı bu Keta Kontrol adlı ilaçla katlediyorlar. Bu ilaç aslında büyük ve küçük ameliyatlarda bu hayvanların kısırlaştırılması ve yaralıysa yaralarının iyileştirilmesi ya da kontrol muayenesi yapılacaksa kontrol muayenesi zamanında bu hayvanların acı çekmesinin ya da bu hayvanların hareketlerine de kontrol muayenesinin sekteye uğramasının engellenmesi için yapılan bir ilaç. Yani bildiğimiz bir anestezik ilaç. Ve bu anestezik ilacın prospektüsünde eğer bu ilaç yüksek dozda verilecek olur ise bir kalpte ritim bozukluğuna iki solunum yolu aksaklıklarına ve bu yolla da felce yol açtığı belirtiliyor. Aslında bu e, hayvanlar o kete kontrolün yüksek dozda yapılmasıyla öldürüyorlar, öldürülüyorlar. Bulunan o e, canlı bulunan e, ço hayvanlar ise, köpekler ise <laughs> o esnada bir solunum felci geçiriyorlar ve vücutları hareketsiz kaldığı için o poşetlerin içerisinde belki de boğularak ölüyorlar. Şimdi Gebze... Belediye başkanı e, açıklama yapımı diyor ki trafik kazası. Hani acaba bulundukları kafesten çöp konteynırına kadar olan köşe kısma iğne yapılıp getirildikten sonra mı trafik kazası geçirmişler? Bir de ben adli makamlara soracağım. E, ortada bir suç var. Bu suçun mahalline en hızlı şekilde yetişmek zorundasınız. Üzerinden saatler geçmiş e, hala savcı savcı ortada yok. Ya, bu süre zarfında deliller karartılabilir. E ee, ve bu delillerin karartılmasıyla birlikte bu suçun işlendiğinin sabit olduğuna dair birçok kanıt ortadan kaldırılabilir. İkincisi, valilik yani saatten sonra çıkamıyor. Yani ortadan yapıyor. kaldıracaklar. Kanıtlı ispatla, Sözcü televizyonunun özel görüntüleri, kanıtlı ispatlı iğne ya. vuruluyor, çocuk öldürülüyor, hayvan, köpek öldürülüyor. Yani Bakın, daha kanıt nasıl bir kanıt gerekecek? Görüntüyü? Değil mi? Hayvanseverler bu görüntüleri çekiyor. Evet, Niye çekiyorlar evet. biliyor musunuz? Çünkü o belediye başkanının bu yalanı söyleyeceğini çok iyi biliyor hayvanseverler. Zaten ya, ihbar yalanı... üzerine bölgeye gitmişler. E zaten bir gün önce de hayvanseverlerle görüşen belediye başkanı ne diyor? Öldürülecek diyor. Bunu da söylüyor hayvanseverlerin yüzüne. Ve sonra bakın hayvanseverler bu yalancının bu yalanı söyleyeceğini bildiği için drone ile bu cinayetleri kayıt altına alıyorlar. Bakın bu süreci yöneten veterinerlerden biri. Bugün görüntülere de yansıdı. Adını vermeyeceğim elbette. Sosyal medya hesabına baktım. Sosyal medya hesabında bizim günlerdir konuştuğumuz insan olarak da tabir edebileceğimiz insanları olumlayan ve kutsayan kişileri takip ediyor. Bu ilginç değil mi? İşte böyle insanlar da veteriner oluyor maalesef. Bu yasa maalesef. uyardık işte. Biz uyardık dedi ki bakın siz bu ülkede hayvan katliamını meşru hale getirirseniz bunun bir sonrası kadın cinayetleri ve çocukların istismar edilmesi ve öldürülmesidir dedik. Siz zulmü normal hale getirirseniz bunun devamı gelir dedik. Bakın saatler geçti hala sağlıklı bir açıklama yok. O belediye başkanının o koltukta oturmaması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın çok hızlı bir şekilde Konya'da bir şey olmuş muydu Altan Cumhurbaşkanı'nın gururla tanıttığı barınakta hayvanların kafasına vura vura kürekle öldürülmüştü. Bir şey oldu mu oradaki belediye başkanına? Ya da Balıkesir'deki Bırakın belediye mı? başkanına, muhalefet partisinin belediye başkanına bir şey oldu mu? E, belediye çalışanlarının öldürdüğü 15 köpeği ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla Hiçbir şey o kadar Olmayacak. yukarı çıkmıyor maalesef yargılama. Bırakın belediye başkanlarını. Tutuklananlar da bir hafta 10 gün en fazla bir ay sonra tahliye ediliyorlar. Balıkesir Ve dedim özür dilerim, Bilecik. 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 Ben Türk Veterinerler Birliği Başkanlığı'na çağrı yapıyorum sadece. Onların bu yasa karşısındaki tavrını bildiğimiz için çağrı yapıyorum. Evet. Ve diyorum ki böyle bir vahşi sizin meslektaşınız olamaz. Peki. Gerekeni dilerim onlar yaparlar. Peki. Az bir zaman var. Altan Sancar maalesef konuştuk. O kadar çok şey var ki hırsımızı alamıyoruz gerçekten. Vicdanlı insanlar olarak ee, en çok bizi yaralıyor. Siyasete de geçmekte fayda var biraz. Hemen o konuya da geçelim. Şimdi e, siyasette bir çözüm süreci konusu konuşuluyor. Böyle bir iddia var. Anber'in zamanın iddiasıydı. Bir taraf yalanlıyor, bir taraf olmaz diyor. Nedir Ankara'da kulis bilgileri bu noktada? Ben bugün güvenlik bürokrasisinden Özellikle bu önceki çözüm sürecinde de bir biçimde rol almış birkaç isime şunu sordum. Yani Abdullah Öcalan'la görüşüyor mu devlet diye sordum. Dedi ki sizin devletten kastınız nedir? Zaten devletin kontrolü altındaki bir yerde, devletin kontrolü altındaki bir yerde bir örgüt lideriyle görüşmemek mümkün mü? Gidilir görüşülür ve sürekli ikna edilmeye çalışılır. Bu yeni bir haber değil diyor güvenlik kaynakları yani. Öcalan'la bir görüşmenin yani bir e, istihbarat görüşür, belki sorgular, belki başka şeyleri öğrenmek ister. Bu zaten olan bir şeydir. Bunu bir haber olarak görmeyin. De, bu normal devletlerin rutinidir diyor. Şimdi düşündüğümüz zaman zaten bunun olmaması mümkün değil. İkinci nokta. Ya bana çok gerçekçi gelmiyor. Yani e, İmralı'dan Kandil'e uzanacak bir hattın, bir talimat zincirinin çok da gerçekçi olmadığının altını çizmek istiyorum. Şimdi bakın. Ee, şöyle bir noktadan hatırlatalım. Çözüm süreci döneminde imalı kandil arasındaki hattı kim sağlamıştı? Ee, o dönem devletin onayıyla ya da iktidarın onayıyla oraya giden HDP'li milletvekilleri sağlamıştı. Mektuplar alınır, mektuplar götürülürdü. O mektuplar Adalet Bakanlığı tarafından, süreci yönetenler tarafından ve hatta belki Cumhurbaşkanlığı tarafından kontrol edilirdi. Sonra da Kandil'e götürülürdü. Hatta devlet korumasında gidilirdi Kandil'e. İşte bu aşamada oradaki o hattın bu hatt dışında iki taraflı bir hattın kurulması bana çok gerçekçi gelmiyor. Bu sanırım biraz az ortamdaki ortamın da atmosferin de etkisiyle ortaya çıkan bir ya da söylem ama bunun dışında kalacak başka bir husus önemli. Yani şimdi bugün Fethi Yıldız'ın meslektaşımız Hilal Köylü'ye yaptığı açıklama bence çok çok önemli. Çünkü Fethi Bey orada diyor ki ee, yani bir ee, HDP uzatılan bir el olduğundan bahsediyor. Bunun Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve Fethi Bey gibi önemli bir isimden gelmesi çok çok önemli. Deniliyor ki o gelenekten gelen partilerin vesayetten kurtulması özgürleşmesi lazım. Türkiye Partisi olduklarının anda da konuşulur diyor. Mehmet Uçum ne diyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından, baş danışmanlarından önemli bir ismiydi. Mehmet Bey de diyor ki... Önceki çözüm sürecine benzer bir süreç olmaz. Başka bir şekilde. Yani başka bir süreç işletilebilir. Başka bir adım atılabilir. Başka bir yöntem benimsenebilir. Şimdi... Bunun içerisinde bu hattın içerisinde bir sürecin olabileceği zaten bir süredir Ankara'da konuşuluyordu ama bunun şekillenmesi bunun olgunlaşması biraz zaman alacak diyor Ankara'daki kaynaklar henüz nereye oturtulabileceği hem partiden gelen tepkinin ne olacağı ve bakın daha ilginç bir ayrıntı söyleyeyim Selahattin Demirtaş gibi önemli bir figürün henüz konuşmadığının altını çizmekte fayda var Selahattin Demirtaş'tan gelecek tepkinin ne olduğu çok çok önemlidir çünkü nihayetinde Kürt Siyasal Hareketi'nin e, önemli bir ismidir. Ve e, o alanda e, tabanın planı çevirdiği önemli isimlerden biridir Selahattin Demirtaş. Demirtaş'ın ne söyleyeceği de burada önemli bir diğer nokta. Şu an henüz olgunlaşmamış bir süreç var. Ama ben yine altını çizerek şunu söylüyorum. Ata alanın Üsküdar'a geçmesi için de bir süreç işletiliyor. Ve bu sebepledir ki burada sadece sal çözüm süreci işte kimin kiminle görüşür, hangi sorunlar, hangi meseleler çözülür gibi bir takım konular yerine bunun nihayetinin ne olacağına odaklanmak gerekiyor. Bunun nihayetinin gideceği yerde... Anayasa değişikliğidir. Belki Peki. buradan bir takım anayasal değişiklikler çıkacaktır. Onunla ilgili tabii bağlantılı olarak hem onu soracağım hem bir yandan da e, Mehmet Uçum'un açıklamaları önemli. Anayasa değişikliği zaten bu konuda eleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı yapabilmesi için zaten sayat sürekli sıfırlandığı için yeni bir yöntem olarak görülüyor. Bir kısaca onu da yorumlamanı rica edeyim Altan Sancar. Şimdi Mehmet Uçum en azından çok açık bir şekilde Net olarak tavrını ortaya koydu ve bence akıllarındakini en açık söyleyen de Mehmet Uçum oldu. Ne diyor diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dönem daha devam etmelidir ve bu nedenle de e, bu, e, bu 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 nedenle de bu e, anayasa değişikliği sağlanmak zorundadır diyor. Aslında bak Mehmet Uçum'un Milliyetçi Hareket Partisi ile olan ilişkisini yakınlığını da göz önünde bulundurursak devlet beyin açıklamalarının bir devamını görüyoruz burada. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidemezsin, bırakamazsın noktasındayız. Bütün hedef aslında bu. Bu da muhalefetin bir hatasının sonucu. 2023 seçimlerinde eğer 2023 seçimlerinde o hata yapılmasaydı... E, ...bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa değişti, sayaç sıfırlandı e, kısmı... ...çok fazla dile getirilmeseydi bugün bu süreç olmayacaktı. Bugün bizim karşımızdaki durum şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına yani... Aday olabilmesinin önünün açılması için bir anayasal süreç işletilmeye çalışılıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi bugün bu durumun karşısında olacağı için Dem Parti ile bu süreç denenmek istenecek tablo budur ve bakın başka bir noktayı altını çizerek söyleyeyim şimdi e, iktidar cephesi bir oyun kurdu ve bu oyunu sahneye koydu yani. Bütün tiyatro sanatçılarından özür dileyerek söylüyorum. E, bu hattını kurdu ve e, hattını devam ettiriyor. Şimdi bunun karşısında muhalefete yönelen başka şeyler var Serap Hanım. Şimdi, muhalefet içi tartışmalar körüklenmeye çalışılıyor. E, Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş hattı e, kırılmaya çalışılıyor. Evet. E, bir diğer yandan Ekrem İmamoğlu'na yönelik ceza var e, gündemde. E, biliyorsunuz e, ha ön hakimin önceki cezaları ortada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sinkaflı küfürlere verdiği 11 aylık ceza Ekrem İmamoğlu'na verdiği 2 yıl 7 ay 15 günlük ceza söz konusu. Bir yandan da orada adayların elemine edilmesi süreci söz konusu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yıl bir dönem daha görevde kalabilmesi için inanılmaz şekilde taşlar döşeniyor. Ve bakın altını çizeyim. Bu süreç başarıya ulaşabilirse ya da bu sürecin başarıya ulaşma ihtimali olursa AK Parti iktidarının ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin erken seçim bir niyeti yok. 5 yılın dolmasını bekleyecekler. Ve ekonominin toparlanmasını bekleyecekler. O yüzden bu hattın e, hatta dikkat çekilmesi gerekiyor. Peki. Altan Sancar teşekkür ederiz aktardıkların için. Ben teşekkür ederim İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.